Data Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gez bizlerle birlikte. Mehmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Aslında bugün bakacak olursak küresel piyasalarda riskli varlıklarda enflasyon görünümüne ilişkin endişelerin fiyatlamalara yansıdığını gördük. Borsa İstanbul'da dün hem CDS tarafı hem TL tarafı hem de bunun yanı sıra küresel piyasalardan da etki gördük. Dünkü hareketi nasıl yorumlarsınız? Bunun devamını bekler misiniz? Ne dersiniz? Dün makro piyasalardaki bozulma borsaya sert yansıdı. Burada biz borsadaki yatırımcı tabanının çok ciddi değişmiş olmasına bağlıyoruz bunu. Yabancı payı bu hafta itibariyle %35'in altına indi. Yani %65 yerli yatırımcının hakim olduğu bir borsa, Borsa İstanbul. Böyle olunca tabii bazen borsalarda satışlar olabiliyor. Dün şunu gördük. Yabancı yatırımcının, yani uzun vadeli yatırımcının olmadığı borsada ufak çalkantılar bile çok sert düşüşlere neden olabiliyor. Çünkü derinlik az, çünkü Türk yatırımcısının, yerli yatırımcının vadesi kısa. Yabancı yatırımcılar olduğu zaman bu tür sert düşüşlerde hisse senedi alıyorlardı veya dalgalanmalarda bu kadar hızlı hisse satmıyorlardı. Bu değişimin bir sonucu olarak ben yorumluyorum. Tabii konunun makro tarafı var. Oradaki gelişmeler başka. Onları zaten döviz kurundaki yükseliş, CDS riskindeki yükseliş olarak yaşamaya devam ediyoruz. Şimdi peki dün piyasada nette çıkışta 220 milyon TL'lik de bir çıkış yaşandı ve hacimli bir şekilde gerileyen bir endekse karşı karşıya kaldık. Burada bankacılık tarafında da sert geri çekilmeler vardı. %5.8'lik bir geri çekilme söz konusuydu. Sektörel bazdaki bu hareketi ne yorumlamak lazım? Yani borsanın geneli %4 düştüğü için bankaların %6 düşmüş olması çok farklı gibi gözükmüyor bana. Yani orada bankalara özel bir ekstra bir satış olduğunu ben iddia etmeyeceğim. Çünkü bir günlük bir hareket bu. Diğer taraftan banka endeksinin kompozisyonu da yakın zamanda değişti. Garanti Bankası'nın bütün endekslerdeki ağırlığı azaldı. Dolayısıyla bankacılığın ekstra düşmüş olmasına farklı bir anlam atfetmiyorum. Ama makro tarafta CDS risklerinin yükseliyor olması, döviz kurunun tekrar gevşemeye başlaması, bunlar tabii ki finansal şirketler için, bütün herkes için negatif ama özellikle finansal şirketler için daha negatif. Çünkü bankaların sermayeleri büyük oranda Türk lirası. Sanayi şirketleri, hizmet şirketleri, onların bütün sermayesi TL bazlı olmak zorunda değil. Yani gayrimenkulleri var, döviz yatırımları var. Pek çok şirketin çok ciddi Eurobond portföyleri var. Dolayısıyla bankalara ilişkin bir neden bu kadar sert düştü diye bir sebep arıyorsak bunu öne koyabiliriz. Peki şimdi aslında bir yani önümüzde senaryo yaratacak olursak kur, CDS ve tahvil tarafındaki dünkü bozulmalar Borsa İstanbul hisse senedi piyasasına yansıdığını takip ettik. Şimdi bununla birlikte siz buradaki bozulmanın yansımasının devamını bekler misiniz? Yoksa burada bir korelasyon ve dünkü sert hareketlerin bir geçişkenliği olarak söyleyebilir miyiz? Yıl sonu hedef fiyatlamamız nedir? Çünkü enflasyona dair aslında hep getir arayışında olan yatırımcının bu tarafı da yukarı yönlü destekleyeceğini düşünüyordunuz. Dolayısıyla dünkü bozulmanın devamı doğrultusunda bu taraftaki korelasyonun devamını bekler miyiz? Çok güzel bir soru. Öncelikle onu söyleyeyim. Bence burada mesele enflasyona karşı Türk lirası varlığını, tasarrufunu korumak. Mümkünse onun üzerinde bir getiri sağlamak. Dün birkaç yeni revizyon daha oldu. İşte S&P'nin bir açıklaması vardı. Diğer taraftan OECD Türkiye için enflasyon tahminini %72 olarak açıkladı. Bütün bu datalar enflasyonun Türkiye piyasaları açısından en önemli konu olduğunu gösteriyor. Şimdi enflasyona karşı Türk lirasında iseniz kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Burada bizim öne sürdüğümüz 3 varlık sınıfı vardı. Bunlardan bir tanesi gayrimenkul ki o görevini yaptı diye düşünüyoruz son 1-2 senede. Emtialarda da ciddi bir yükseliş oldu. O da görevini yaptı. Hisse senedi üçüncü adayımız. Hisse senedi henüz enflasyona karşı
Enflasyonla başa baş gidiyor son bir senede ama biz önümüzdeki bir senede dahi yani bu sene sonuna kadar enflasyonun üzerinde bir getiri sağlama potansiyeli olabileceğini düşünüyoruz. Borsa İstanbul için sene sonu tahminimiz yaklaşık 4400. Yaklaşık diyorum çünkü bunun artı eksi %20 gibi geniş bir bant bırakmak istiyorum bu tahminin etrafında. Çünkü borsa bu. Türkiye'nin kendine has riskleri var. Çok dalgalanıyor. Evet. Dolayısıyla portföylerde biz %40 nispetinde bir hisse senedi bulundurulmasını bu sene için basiretli bir yaklaşım olarak görmeye devam ediyoruz. Sayın Mehmet Gerç, çok teşekkür ediyorum aktardığınız değerli görüşler için. Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerç'le birlikte değerlendirmeyi yaptık.